Kongremizin açılış konuşmasını yapmak üzere Nilüfer İlçe Başkanımız Fırat Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer örgütümüzün ilçe olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz. Kongremiz ülkemiz açısından çok önemli ve tarihsel bir dönemde toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi köklerini Anadolu topraklarının kadim kültüründen, tarihinden alan ulu bir çınardır. Anadolu uygarlığın beşiğidir. Bu kültürün birikimi de, birleşimi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu topraklar bütün zamanlarda hoşgörünün, barışın, kardeşliğin olduğu kadar zulme, zorbalığa ve haksızlığa karşı mücadelenin de coğrafyası olmuştur. Bu geleneği biz Şeyh Bedrettinlerden, Torlak Kemallerden, Börklüce Mustafalardan alıyoruz. Pir Sultan'ın, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin yolundan yürüyoruz. Bu kongre Kara Fatma'nın, Kara Yılan'ın, Demirci Mehmet Efe'nin, Seyit Onbaşı'nın ve Kuvayi Milliyetçilerin kongresidir. Yine bu kongre Mustafa Kemal'den aldığımız devrimci mücadele ruhu taşıyan Nazım Hikmet'in, Hasan Tahsin'in, Uğur Mumcu'nun, Bahriye Üçok'un, devrim şehitlerimiz, Denizlerin, Mahirlerin, Yusufların, Ulaşların, tam bağımsız Türkiye diyenlerin yoludur. Değerli konuklar, bu kongre Cumhuriyet kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkacak Cumhuriyet Halk Partililerin kongresidir. Burada gerçekleştireceğimiz kongrenin aynı zamanda örnek bir demokrasi şöleni olacağına inancımız tamdır. Gelin bir olalım, zoru kolay kılalım. Partimizin iktidara yürüyüşünde insanların insanca yaşayacağı, baskı ve saltanatın son bulacağı bir ülke yaratmak için hep birlikte el ele, omuz omuza vererek mücadele edelim. Ve çoban ateşini Nilüfer'imizden yakalım. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Boş Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ilk harekat emrini verdiği günün 101. yıl dönümündeyiz. Zafere gidilecek yolun taşlarını öreceğimiz kongremize hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kutlu olsun zaferimiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli arkadaşlar, bir önerge elimize ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Olağan Kongresi'nin divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız, MYK üyemiz Hasan Efe Uyarı, divan katipliklerine Ali Ekber Can, Sefa Yılmaz, Özlem Akbaş Önsoy ve Özgür Yıldız'ı öneriyoruz. İlçe Başkan Adayı Fırat Yılmaz, İlçe Başkan Adayı Özgür Şahin. Bu önergeyi delegelerimizin oylarına sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Başkan. Değerli konuklar, çok kısa süre içerisinde gündemi okuyup oynatıp kongremizi başlatacağım. Fakat çok kısa bir şey hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu kongreler süreci tarihi bir önem arz etmekte. Çünkü bu kongreler sürecinde görev alacak, misyon üstlenecek arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100. yıla taşıyacak kadrolardır. Bu 100. yılda evvela önümüzde Mart seçimleri var. Mart seçimlerinde Nilüfer İlçe Kongresi'nde ve ülkenin dört bir yanındaki kongrelerde seçilecek arkadaşlarımız tarihi bir başarıya imza atacaklar. Bugün geride bıraktığımız seçimlerde eşit olarak yarışmadığımız, meşru yürütülmeyen bir seçim sürecinde seçim kazanımı elde etmemiş olabiliriz. Hiç önemli değil. Boynunuzu bükmeyin. Sizin beslendiğiniz tarihsel misyon
sizin beslendiğiniz siyasi gelenek 10 yıllardır zorluklar aşıyor. Sizler 100 yıl önce de bir Kemal'in peşinden Bandırma vapuruna bindiniz ve bu ülkede bir bağımsızlık meşalesi yaktınız. Bu ülkede bir cumhuriyet kurdunuz. Siz 100 yıl sonra aynı yerdesiniz. Yine bir kaptan Kemal'in gemisine biliyorsunuz. Dağları denizlerden geçeceksiniz ve o Kemal'in kaptanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gemisini güvenli limanlara ulaştıracaksınız. Ben bu duygularla Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Kongremizi saygıyla selamlıyorum. Seçilecek olan başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen konuklarımız varsa divanımıza ulaşan taleplere göre sıralama yapacağız. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre kongrelerde konuşmacı olarak sadece kongre üyeleri ve kongrelerin onur üyeleri söz alabilir. Kongrelerin onur üyeleri de belediye başkanları, eski dönem belediye başkanları, seçim çevresindeki muhtarlarımız ve üst kurul yöneticilerimizdir. Bu uyarıyı da peşinen yapmayı ve ilerleyen süreçlerde bu hususta herhangi bir sıkıntı yaşamam açısından bildiriyorum. Peki ilk konuşmacımız Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Öztürk. Sayın Vekilim, buyurun, sizindir. Sayın Divan, çok değerli milletvekilleri, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanım, ilçe başkanlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok değerli delegelerimiz ve sevgili Cumhuriyet Halk Partili aileler, öncelikle Nilüfer Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Şöleniniz kutlu olsun diyorum. Tabii başından sonuna kadar aday arkadaşlarımız, iki güzel insan, iki başarılı arkadaşımız ve onların arkasından yol yürüyen değerli Cumhuriyet Halk Partilileri bu sorumluluğu almak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine sahip çıkmak ve bu mücadelenin içerisinde görev almak cesaretini, yüreğini gösterdiklerinden dolayı ben her iki ekibi de yürekten kutluyorum ve kocaman bir alkış rica ediyorum onlara. Başından sonuna yan yanalar. Ben inanıyorum ki bunun kazananı Cumhuriyet Halk Partisi olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 100. yıl mücadelesi gençleşen ve dinçleşen bir şekilde Nilüfer'den başlayacak. Bugün 26 Ağustos Büyük Türk Milleti'nin büyük taarruzu başladığı gün. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğindeki Türk ordusunun tüm dünyaya emperyalizmin fiilen nasıl yenilebildiğini gösterdiği ve tüm sömürge milletlerin umudu olduğu 101 yıl önce emperyalizme korku salan Cumhuriyet ve Cumhuriyet sevdalarının günü, büyük taarruzun başlangıç günü kutlu olsun ve ben o günü Nazım Hikmet'in bir şiiriyle hatırlamak istiyorum ve hatırlatmak istiyorum sizlere. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mevzinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun kenarına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. İşte bu Mustafa Kemal'in çocukları, Mustafa Kemal'in askerleri ülkemizin bugün ufkuna, ufuklarına çizilen ve karanlığa dönülen ilimden ve bilimden uzaklaşan Türkiye'nin kurtarıcısı olma sorumluluğunu her şeyden önce omuzları üzerinde hissetmek zorundalar. Bugün evet yarışacağız
Ama bilmek zorundayız ki gerçek rakibimiz iktidardır, AKP'dir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oku inkılapçılıktır, devrimciliktir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in 100. yılında yine bu devrimi yine Cumhuriyet'in çocuklarıyla gerçekleştirecektir diyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçilen ekibin sonuna kadar yanındayız. Hep birlikte el ele çıkıp mücadeleye kaldığımız yerden hep birlikte başlamak zorundayız diyorum. Hepiniz sevgiyle selamlar. Çok kıymetli Nilüferli dostlar, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kıymetli muhtarlar, önceki dönem il başkanlarım, il başkanım, il yönetim kurulu üyem, belediye başkanlarım, kıymetli divan, hepinize Anadolu'nun modern kenti Nilüfer'den selamlarken faşizme ve gericiliğe karşı verdiğiniz büyük onurlu mücadele için sizleri kutluyorum. Hepinizi dayanışmaya davet ediyorum. Hoş geldiniz kongremize, sefalar getirdiniz. Evet, bir kongre yapıyoruz. Hava sıcak. Bir an önce delegeler ciddi anlamda yoruldular. Bir an önce herkes sonuca odaklanmaya çalışıyor. Birkaç şey kısa kısa. Değerli dostlar, Türkiye ne yazık ki 100 yıl önce emperyalizm tarafından kaleleri zapt edilmişti. Ama bugün 100 yıl sonra işgalin yöntemi değişti. Artık silahla, topla, tüfekle işgal olmuyor. Sizlerin yaşam şekline, yaşam biçiminize, ülkenizin kaynaklarına müdahale ediyorlar. Ne yazık ki 85 milyon insan, hepimiz müşteriyiz emperyalizm için. Onlar bizi istedikleri gibi kullanıyorlar. Peki kimle ve nasıl? Elbette yerli işbirlikçi, yandaş iktidarlar tarafından. Bütün mesele bu. Bunu görmek zorundayız. Bu ülkede bizler gelecek kuşaklara, çocuklarımıza özgür, bağımsız bir ülke bırakacak mıyız? Bunun için gerçekten büyük emek vermek zorunda mıyız? Bunları yapmak zorundayız. Çünkü emeğin partisi diyoruz, demokrasinin partisi diyoruz, özgürlüğün partisi diyoruz, kardeşliğin partisi diyoruz, dayanışmanın partisi diyoruz. O zaman değişimi de kendimizden başlayacağız. Öz eleştirilerimizi ortaya koyacağız. Önce biz gerçekten ne kadar çalışıyoruz, ne kadar emek veriyoruz, bu emeği veren örgütümüzün güzel insanlarına ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Bütünüyle bunlara bakmak zorundayız. O yüzden biliniz ki her yer Nilüfer değil. Elbette olsaydı Nilüfer bir başarı öyküsüdür. Kutluyoruz emeği olan, çabası olan herkesi. Ama yetmez. Biz Bursa'yı almak zorundayız. Diğer ilçeleri almak zorundayız. O yüzden bugün buradan kim kazanırsa kazansın, yarın Bursa'yı kazanabilmek için mücadele vermek zorundayız. Yan yana, omuz omuza mücadele etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Birkaç şöyle sözle değişimle ilgili söylemek istiyorum. Değerli dostlarım, bu partinin sosyal demokrat bir parti olma biçimi gerçekten bizim için çok önemli. Türkiye'nin gerçekten iyi bir sosyal demokrat partiye ihtiyacı var. Bu CHP ile sağlanabilir. Bu mümkün. Ama bakın, birazdan burada blok liste oynanacak. Blok liste oylandığında herkes aşağı yukarı blok listeyle seçime gidecek. Tam buradan başlayacağız. Üyelikten, mahalle temsilciliğinden, delegasyondan, milletvekili, genel başkan, belediye başkanının kaç dönem yapacağından, yani bir taraftan ideolojik, bir taraftan örgütsel, bir taraftan kadrolarla yeni bir süreci başlatmak zorundayız. Yani değişimi kendimizden, anlayışımızdan, insani değerlerimizden ve ülke sorumluluğumuzdan ve kuşakları olan sorumluluğumuzdan başlamak zorundayız. Yani dostlar, insan, vicdan, adalet meselesini bir fiil kendimizden süzüp tekrar masaya yatırmak zorundayız. Bir kez daha bu kongreye hazırlanan, mücadele eden,
her iki adayı kutlarken bugüne kadar emek veren, çaba sarf eden, Nilüfer'in başarı öyküsünde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bursa ve Türkiye mücadelesinde hepimizin yolu açık olsun. Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük, yaşasın barış. Saygılar sunuyorum. Değerli divan, sevgili konuklar, değerli delegeler, partililer, sevgili medya mensupları, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Öncelikle ben mevcut Nilüfer ilçe yönetimine, ilçe başkanına, ilçe yönetiminde yer alan bütün yöneticilere, gençlere, gençlik kollarına, kadın kollarına çok teşekkür etmek isterim. Bu dönemde verdikleri emek nedeniyle, seçim sırasındaki yoğun çabaları nedeniyle gerçekten seçim çalışmasını en iyi gerçekleştirebildiğimiz ilçelerden bir tanesi oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, milletvekilliği seçiminde beklediğimiz oy oranını alamadık. Maalesef genel başkanımızı da birinci turda cumhurbaşkanı olarak seçtireceğimizi düşünürken onu da iki turda başaramadık. Dolayısıyla seçimleri kazanamadık. Bu kazanılamamış seçimlerden sonra %48'in desteği çok önemli olmakla birlikte bundan sonrasına nasıl adımlar atacağımıza hep birlikte bakmamız gerekir. Önümüzde hem yerel seçimler var hem de Türkiye'nin çok yakıcı bir gündemi var. Birkaç tanesini söylememe izin verin. Bakın, hükümet kendi Merkez Bankası Başkanı'nın öngördüğü enflasyon oranından daha düşük bir memur zammını utanmadan memurlara ve memur emeklerine teklif edebildi. Çok ciddi utanmazlık tablolarından bir tanesi. Bugün bir milletvekili seçildiği halen hapishanede. Bu ülkenin iyi gazetecilerinin bir bölümü gerçekleri yazdıkları için maalesef tutsaklar. Bizim bu koşullarda hem yerel seçimlere hazırlanıp topluma güçlü bir mesaj vererek çok daha fazla belediye alacağımızın güvencesini vermek zorunluluğumuz var. Hem de Türkiye'nin bu yakıcı gündemlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca mecliste değil, sahada ve sokakta etkin bir muhalefet yürütmesine şiddetle ihtiyacımız var. Bu nedenle bugüne kadar yaptıklarımızı yaparak yola devam etmemiz mümkün değil. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. O zaman değişmeliyiz, değiştirmeliyiz. Değişmeliyiz derken değişimi ben 4 olgu üzerinden tartışmak gerektiğini her gittiğim ilçe kongresinde anlatıyorum. Televizyonda da söyledim. İlk olarak bizim tüzüğümüzde demokratik bir sol parti olduğumuz yazıyor ve biz Sosyalist Enternasyonel üyesiyiz. O zaman solcu kimliğimizi, demokratik sol duruşumuzu, Sosyalist Enternasyonel üyesi olduğumuzu toplumla daha çok buluşturmamız gerekir. Sağ politikalardan değil, toplumun kurtuluşunun sol duruştan yana olduğunu daha güçlü göstermemiz gerekir. Çok teşekkürler. Ben de hepinizi alkışlıyorum. İkincisi, parti içi demokrasiyi geliştirmemiz gerekir. Ben merkez yoklamasıyla milletvekili seçildim. Tüzüğümüzde diyor ki, bir kişi ancak bir kez merkez yoklamasıyla milletvekili gösterilebilir. Oysa bunun daha farklı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ve bu hem toplumda, hem üyelerimizde, hem de CHP'ye oy veren insanlarda ciddi bir eleştiri kaynağı. Bakın, bizim yalnızca milletvekillerine değil, partiyi temsil edecek herkesi, belediye başkanlarını, meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, herkesi temsil için o göreve gönderirken mutlaka ve mutlaka üyemizin bu süreçte söz, karar ve yetki sahibi olacağı bir düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım. Bunu da zaman geçirmeden yapmamız gerekir. Ama burada yeri gelmişken Orhan Bekir'in dile getirdiği bir şey söyleyeyim. Kendisine %100 katılıyorum. Bir yandan değişim deyip değişmek için alkış tutarken öte yandan blok listelerle seçime gidemeyiz. Eğer gerçekten değişimin yanında duruyorsak çarşaf listelerle seçime gitmemiz gerekiyor. Burada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir aileyiz sözünde samimiysek, aile içi iktidarı bu kadar sertleştiren, bu kadar kutuplaştıran bir yapıyı hepimizin reddetmesi gerekir.
Aksi halde değişim yalnızca lafta kalır. Üçüncü olarak söylemek istediğim, siyasetin profesyonel bir meslek olarak algılanmasının önüne geçmeliyiz. Siyaset gelip geçici bir dönemi ifade eder. Dolayısıyla örneğin milletvekilleri için iki dönem seçilmek yeter. Hatta kendim için söylüyorum, bir dönem de yeter. Bunu milletvekilleriyle sınırlamayan, delegesinden partinin genel başkanına kadar belli bir süreye sığdıran bir anlayışa ihtiyacımız var. Aksi halde bu partinin gençleri, bu partinin kadınları kendilerinin ifade edilebileceği, kendilerinin temsilde yer bulabileceği olanaklardan yoksun kalırlar. Dördüncüsü, mutlaka ve mutlaka siyasetin finansmanını konuşmamız gerekir. Eğer bugün olduğu gibi siyaseti yalnızca varlıklı insanların yapabileceği bir tonda yürütecek olursak, dar gelirliler, emekliler, emekçiler, ev kadınları, öğrenciler bu partide kendilerine yer bulmakta zorlanacaklar. Gelin hep birlikte bu dört olgu üzerinden değişimi yakalayalım. Ancak o zaman Türkiye'nin sorunlarına güçlü bir yanıt verebiliriz. Bu duygularla iki adayı da selamlıyorum. İkisine de, kendi ekiplerine de başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli İl Başkanım ve çok değerli yol arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nilüfer İlçe Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Öncelikle İlçe Kongremizin başarılı geçmesini temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Ve ilk başlarken de hemen tarihten bir sayfa açmak istiyorum çok değerli dostlar. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a çıkarlar. Oradan Havza'ya gitmek isterler ve birkaç gün sonra bir araba bulurlar etrafta. Eski bir Benz marka otomobille bir gayrimüslim, yaşlı bir gayrimüslim şoförle beraber yola çıkarlar arkadaşları. Yollar asfalt değil. Bildiğiniz gibi tarladan bozma şose yollar ve her taraf çamur ve çukur dolu. Tabii otomobil eski, bir süre sonra arıza yapar. Ve yaşlı şoförler tamir için. Bu arada Mustafa Kemal arkadaşlarına dönerek yürüyelim arkadaşlar der. Ve arkadaşlardan gelecek yol beklemeden yürümeye koyuldu. Ve o dönemde gençlerin de çok seslendiği ve hepimizin bildiği gençlik parçasını söylemeye başlar. Dağ başında duman almış, güneş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Bu gökdeniz nerede var, nerede buldu ağlar taşlar, bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Her geceyi güneş doğar, ülkemizin günü doğar, yol uzun da olsa ne var, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer göksu dinlesin, sert adımlarla her yer iyilesin. Evet, bu yol arkadaşlığı daha sonra bir milli mücadelenin sonuçlanmasıyla sona erer. Tabii ki yüz binler katılarak bu yol arkadaşlarına ve bugün 26 Ağustos 101 yıl önce büyük taarruzun başladığı gün. Ben bu anlamda öncelikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Tabii değerli dostlar, bu yol arkadaşlığı gerçekten çok önemli. Bize bir ışık, bir yol gösterdi o zaman önderimiz. Dedi ki, aydınlık devrimlerinin, aydınlanma devrimlerinin ışığında çağdaş bir medeniyet yolu size öneriyorum ve bu yolda yürüyün dedi. Evet, biz de şu anda bu yolda yürümek için çaba sarf ediyoruz. Ama bakıyorum ki bazen yol arkadaşlığı ya da yolumuz, bu yollarımız başka yollardan hedefe ulaşmak için sürüyor. Bir taraftan da yol arkadaşlarımızın bazıları uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapan arkadaşların bazıları maalesef birbirine geriye dönmüyorlar, güvenmiyorlar. Dolayısıyla bizim öncelikle az önce değerli milletvekillerim de söylediği gibi bir değişim
istiyoruz bu taraftan. Bir yenilenme istiyoruz ama önce bu yenilenme ve değişimi kendimiz üzerinde değerlendirme yapmamız gerekiyor. İşte bu anlamda Nilüfer ilçesi de bu konuda önemli bir ilçelerin başında geliyor. Uzun yıllardır bu başarının sırrı bu birlikte yol yürüme arkadaşlığından kaynaklanıyor. Hem ilçe hem belediye uygun şekilde kendi işlerini birlikte yaparak birbirleriyle karışmadan bugüne kadar bu güzel çalışmaları yaptılar ve bugün Nilüfer ilçesi Türkiye'nin ilk 10 ilçesi içerisinde sürekli olarak yer alıyorsa bundaki başarı tabii ki hem ilçe yönetimlerinin hem belediye yönetimlerinin ve tabii ki en önemli başarı da sizlerin değerli dostlar. Ben bugüne kadar bu başarıya imza atmış değerli yol arkadaşlarımız var. Öncelikle kurucu ilçe başkanımız Ramazan Köse olmak üzere Sayın Metin Çelik, Özgür Şahin, Mehmet Turan Tansal, Özer Anaç ve çok değerli son dönem başkanı Fırat Yılmaz ve yönetim kurulu arkadaşlarının hepsine bu anlamlı güzel çalışmaları yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bir taraftan da bu dönem iki adayla ilçe kongremizi gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle aday olan, bu aday olma cesaretini gösteren bütün arkadaşlarımı gerçekten bu iki aday arkadaşımıza kutluyorum ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza da. Eskiden siyaset biraz daha farklı yapılıyordu. O zamanlar gazeteler, televizyonlar vardı ama şimdi artık sosyal medya çıktığından beri maalesef siyasette de duruşlar biraz farklı değişti anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben bu arkadaşlarımıza cesaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kazanmaları kazanacak olan arkadaşlarla yine bundan sonraki yapacağımız Nilüfer'i daha iyiye götürmek için yapacağımız bütün projelerde yan yana yürüyeceğimizi ifade ediyor ve hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Genel kurulumuz hayırlı olsun. Sayın Divan, değerli milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, partimizin her kademesinde görev yapmış ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız olmak üzere tüm üyelerimiz, sevgili belediyelerimiz. Öncelikle sizlerin vefakarlığınıza, cefakarlığınıza ve emeklerinize yürekten teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kongremize hoş geldiniz. Nilüfer kongreleri gerçekten anlamlı ve güzel geçiyor. Vekillerimizi dinlediniz. Bizleri de dinliyorsunuz. Ancak ben burada özellikle son seçimde sandıklarda sandık sorumluluğu olarak binalarda kat görevlisi olan müşahit olan sahada çalışan tüm sorumlu arkadaşlarımıza, yürekten çalışan tüm sorumlu arkadaşlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Alkışlayalım lütfen onları. Bu dönemde inanılmaz bir çaba gösterdiler. Bir oyun dahi zayi olmaması için destek verenler de vardı. Onlara da teşekkür etmemiz lazım. Onlar da bizlerle birlikte kol kola olan Türkiye gönüllüleri ve oy bölgesiydi. Onlara da buradan bir selam gönderelim. Gerçekten yanımızdaydılar. Her sandıkta varlardı. Tabii ki hedefimiz iktidar olmaktı. Çok inanmıştık. İnanılmaz derecede inanmıştık. Kazanacaktık. Kazanacağımıza olan yüksek duyguya sahiptik. Ancak olmadı. Başaramadık. Ve bunun elbette ki birçok sorunu var, birçok sebebi var. Bize düşen öncelikle
kendimize düşeni yaptık mı diye sorgulamak. Ve sonrasında da genel olarak yapılanları değerlendirmek. İşte o zaman doğruyu buluruz. Ama sevgili değerlilerimiz, sevgili yol arkadaşlarım, yılgınlığa gerek yok. Biz bu kentte de birçok şeyde geçirdik, bunları geçirdik. Yılgınlığa gerek yok. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Umut her gün vardır, her an vardır. Umut önümüzdeki günlerde de daha fazla yeşerecek olan duygudur. Genel seçimde sonuçlarını incelediğimizde üzülerek söylüyorum ki Nilüfer'de de başarılı olamadık. Kabul etmemiz lazım. Dört partiyle beraber beş parti aynı sandığa oy attı ama netice olarak 2018'in oyunu ancak yakaladı. Bunu hepimiz sorgulamalıyız. Hepimiz sorgulamalıyız. Çünkü bu konuda gerçekten ben de üzülüyorum. Benim de bir suçum varsa, benim de bir eksiğim varsa ben de kendimi sorgulamalıyım. Ama demek ki iyi organize olamadık. İyi organize olamadık. İyi yönetemedik seçimi. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi anlatamadık. Yapamadık bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi hizmetleri getireceğini, Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl değiştireceğini, Türkiye'de sosyal adaleti nasıl getireceğini, adaleti nasıl getireceğini anlatamadık. Onun için hepimizde sorumluluk var. Ama partimizi yönetenlerde daha büyük sorumluluk var. Evet. Sevgili dostlar, tabii işin burası. Ama size şimdi, evet, kötü bir seçim geçirdik. Morallerimiz bozuldu. Ama ayağa kalkmak zorundayız. Size bir başarı hikayesiyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Başarı hikayesinde hepiniz varsınız aslında. Bu başarı hikayesinde hepiniz varsınız. Evet. Mustafa Bozgur olarak Özyüceliyim ben. Özyüce'de doğdum. Ve ardından okuduk, çabaladık. Her dönemde bakın hiçbir yaz ayını bırakmadan orta birden itibaren her yaz farklı yerlerde çalışarak üstelik de üniversiteyi de yine çalışarak okuyan biriyim. Ve 1984 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Yine çalışarak ardından yüksek mühendis olarak mezun oldum. Hasbelkader tabii ki kendi doğduğum yere de belediye başkanı olmak gibi bir kısmete sahip oldum. Allah rahmet eylesin. O dönemde Mustafa Bozbey değil, Bülent Ecevit'e verilen oylarla ben belediye başkanı seçildim. Onu yar ediyorum. Onun sayesinde, ona verilen oylar sayesinde ben kendi doğduğum ve doğduğum bölgede hizmet etme olanağını buldum. Tabii değerli arkadaşlar, başarı çok kolay gelmiyor. Bakın, ben gerçekten yaşamımda yenilikçi bir insanım. Teknoloji öğrenirim. İnsanları severim. İnsan öncelikli davranırım. İnsanlar gerçekten bizim için çok değerlidir. İnsanın doğumunda, ölümünde ve düğününde yanlarında olmaya çalışan biri. Bunu, bu felsefeyi bilirsiniz zaten hepiniz. Gerek yok. Evet. Aynı zamanda 1986 yılından itibaren de her yıl öğrencilere burs veren biriyim. Yaklaşık 3000'e yakın öğrenciye burs vermişim. Sevgili arkadaşlar. Ve o öğrenciler
seçim dönemlerinde hiçbiriniz bilmezsiniz. Belki bazıları parti üyesi de değildir. Ama inanılmaz çalışma gösterdi. Onlara buradan yürekten teşekkür ediyorum. Bir karşılık bekleyerek mi verdim? Hayır. Hiçbir karşılık beklemek sizin burs verdim. Ama bunun karşılığını gerçekten görmüş oldum. Evet. Değerli arkadaşlar. Kader dedim ya, beni doğduğu ve doyduğu kente hizmet etmeyi de nasip etti diye. Ve doyduğum ve doğduğum bu kentin dünya kenti olması konusunda çalışan, emek veren, bilgi birikimini aktaran, yenilikleri getiren, önce insan diyerek insana dair ilklerin projelerini uygulayan ve bu projeleri pek çok yerel yönetim tarafından örnek alınan, örnek ve liderken Nilüfer'i oluşturmak. Bu kentin yöneticisi olmaktan onur ve gurur duydum her zaman. Sizler de onur ve gurur duyun bu kentin yaşayanı olarak da. Elbette ki bu başarıyı tek başına yapmış değilim. Siz dava arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, çalışma arkadaşlarımla, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademik odalarla ve elbette ki ailem ve bize inanan, güvenen Nilüferlilerle birlikte gerçekleştirdik. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum sizlere. Onun için Nilüfer huzurun, mutluluğun, yeşilin, çağdaşlığın, bilimin, kültürün, sanatın, eğitimin ve sporun kenti olmuştur. Onun içindir ki Nilüfer ülkemizde ve yurt dışında örnek alınan belediye olmuştur. Bu başarı hikayesinde katkısı olanlara yürekten teşekkürler arkadaşlar. Tabii ki bu başarı hikayesinin siyasi bir tarafı da var. Nedir diyeceksiniz? Bakın 99'da %31.02 ile seçildi. Dedim ya Ecevit'in sayesinde. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onun sayesinde. Sonrasında bir başarı hikayesi oluşturduk biraz söylediğim gibi. Ve 2002'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %24 Nilüfer'de. Biz 2004'te Cumhuriyet Halk Partisi adına girdiğimizde %44.56 oy aldık. Sonra 2007 genel seçimlerine bunun yansıması ne oldu? %24, %30'a çıktı. Yine 2009'da genel seçimlerde %54 küsur oy aldık Nilüfer'de. Bunun yansıması 2011 seçimlerine oldu ve 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer'de %42 oy aldı. Arkadaşlar bu başarı hikayesinin getirdiği siyasi sonuçları söylüyorum size. Tabii daha sonra bir sonraki 1 Kasım seçimlerinde pardon 7 Haziran'da 41 küsür 1 Kasım'da ise %42 civarında oy aldı. 2018 seçimlerinde, pardon 2014 seçimlerinde yine %55 civarında oy aldık Nilüfer'deki. Yerel seçim için söylüyorum. Yine fakat 2018 seçimlerine geldiğimizde tek başımıza %6,5 aldık. Ve bugün de 5 parti %6,5 aldık. Yani ama aslına bakarsanız bir başarının gerçekten kolektif başarının siyasete ne kadar etki ettiğini burada çok net görüyoruz. Tabii ki sevgili yol arkadaşlarım, gerçekten bu kentteki başarı hikayemizi tüm Bursa'ya yaymak için 2019'da yola çıktık. Büyük bir mücadele gösterdik. Hepinize yürekten teşekkürler. Gerçekten Bursa tarihine baktığımızda %47,5'a yakın oy aldık. Ve tabii ki İYİ Partili dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Birlikte girdik seçimde. Ama inanılmaz bir başarıydı. Ve
kazanmak üzere odaklanmıştık. Aslına bakarsan kazandığımızı da kaybettik. Ama yılmıyoruz. Yılmayacağız. Biz yarın için çalışıyoruz. Bu başarı hikayesini yarım bırakmamak ve Bursa'da da bu başarı hikayesini yazmak için önümüzdeki seçimlere hazırlığımızı 4,5 yıldır devam ediyoruz. Ve çeşitli gruplarımız var, bunlar çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 26 Mart 2021'de 5 şehirde toplantı yapmak üzere ki Nilüfer'deki açılışta dahil olmak üzere Bursa'ya geldiğinde şahsım Mustafa Bozbeyli'nin seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dans etti. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Minnettarım, gerçekten Sayın Genel Başkanımızın beni onurlandırması ve onurlandırması beni son derece onurlandırdı. Yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ve bize güvendiği için de aynı zamanda. Büyük onur duydum. Bu görevin gururu ve sorumluluğuyla sizlerden de aldığımız güçle birçoğunuzla sahada daha da aktif çalışmalara başladık, bilirsiniz. Bunun için ayrıca sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Proje gruplarımız Bursa'mızın problemlerini çözüm üretmek için gece gündüz şu anda proje hazırlıyorlar. Sevgili yol arkadaşlarım, umudumuz var, hep söylüyorum. Umutluyuz. Umutluyuz. Yüreğimiz var. Bilgi birikimimiz var. Ülkemize örnek başarı olarak göstereceğimiz hikayemiz var, hikayemiz. Hiçbir belediye başkanı olmadan hikayeler var. Onun için bu hikayeyi sizlerle birlikte oluşturduğumuzu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Daha önce nasıl ki Nilüfer'de başardıysak önümüzdeki seçimlerde de özellikle Büyükşehir'de birbirimize sarılarak kimseyi ötekileştirmeden dayanışmayla kol kola girerek omuz omuza vererek başaracağız. Buna inanıyorum, siz de inanın arkadaşlar. Ülkemizin ve Bursa'mızın bize ve sosyal demokrat düşünceye, sosyal demokrat belediyeciliğe ihtiyacı var. Bunun için, başarmak için çok çalışmalıyız. Ve elbette ki Nilüfer'i, ya da Mudanya'yı ve diğerlerini bunları da cepte görmeyelim. Buradaki hazırlıklarımızı da en üst düzeyde yaparak bu eksiklerimizi de gidererek tamamlayıp seçimlerde sadece Büyükşehir değil 17 ilçede iddialı olmak zorundayız. 17 ilçeyi de alacak, 17 ilçede de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikecek kapasitemiz de var, umudumuz da var, yüreğimiz de var arkadaşlar. Tamam. Evet, sevgili yol arkadaşlarım, biz Bursa'yı seviyoruz. Bursa'yı biliyoruz. Sahada da görüyoruz ki Bursa da bizi seviyor. Bu iki sevgiyi 31 Mart 2024'te hep beraber buluşturmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yüreğinize sağlık. Evet, bugün burada iki adaylı kongremiz var. İki adayımıza da başarılar diliyorum. Kazanacak olan adayımızın Nilüfer'deki tüm olumsuzlukların üzerine gideceğini ve çalışmalar yapacağını inanıyorum. Benim de partimizin başarısı için elimden gelen çabayı fazlasıyla yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Çünkü ben partiliyim, parti üyesiyim. Parti üyesinin ne olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Onun için demokratik yolla seçilecek olan yönetimin yanında olacağımı, partimizin kalıcı başarısı için katkı koyacağımızı huzurlarınızda söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, gelecek güzel günler inancımla, gelecek güzel günlere olan inancımla, inanarak, yenilenerek, tazelenerek ve geçmişteki büyük zaferlerimizin gücüyle
birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlarım. Genel kurulumuz hayırlı olsun ve adaylara başarılar dilerim. Sayın Divan, Sayın Protokol, değerli partililer, sevgili misafirler, sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Özellikle delege kartımı taktım. Rahmetli Erdal İnönü, bu partide genel başkan olabilirsiniz ama delege olamazsınız demişti. Bu delegenin ne kadar önemli olduğunu göstermek için taktım. Kendi evimdeyim, kendi içerideyim. Mutlaka Bursa İl Başkanı olma hasebiyle belirleyeyim ama burası baba ocağı gibi bir yer. 10 sene önce taşındım ve bu partide ilçe delegeliği, il delegeliği, kurultay delegeliği, disiplin kurulu başkanlığı, il sekreterliği huzurlarınızda da il başkanı olarak konumumun gururunu yaşıyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu gururu bana yaşattığınız için. Sağ olun, var olun. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız neredeyse adaylık konuşması yaptılar. Ben aday olacaklarını düşündüm ya. Ama bütün dileklerine katılıyorum. Doğru yerlere vurgu yaptılar. Doğru şekilde anlattılar. Ancak bu ilçe ve il seçimlerinde bu helvayı karacak, yani helvayı yapacak kişiyi de seçiyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu bir seçimdir. Örgüt içi seçimdir. Yıllardır buralardayız. Kimseyi kırmadan, kimseyle kötü olmadan parti hukuku ve kardeşlik hukuku için yapılması gereken bir seçimi kişiler üzerinden ve olaylar üzerinden tatmayın lütfen. Burada bunu uyarma gereği duydum. Çünkü 14. kongremiz Yıldırım, Gemlik ve Büyük Oran kongremizde ilk kongre sürecine gireceğiz. İlçe kongremiz tamamlanacak. Kongre sürecinde olan lütfen kongrede kalsın. Ben de aynı temellerde bulunuyorum. Benden önce konuşmacılar gibi. El ele kol kola bundan sonraki süreci yaşayalım. Gerçek mücadele etmemiz gereken kişi şu anda sarayda oturan kişi. Gerçekten karşı olmamız gereken sistem sarayın sistemi. Gerçek rakibimiz AKP. Ya birbirimizi kırmayın. Ben bunu söylemeye ihtiyacı hissettim çünkü çok fazla şikayet geldi. Sizden istirham ediyorum. Ben de delege olduğum için siyasi bir konuşma yapmak istemiyorum. Farklı algılanabilir. Ancak divanın seçilmesiyle görevini sona erdiren Fırat Başkan'ın şahsında görev alan yönetim kurulu üyelerini seçim çalışması sırasında kapı kapı gezen örgüt emekdarlarımızı, kamu kollarımızı ve gençlik kollarımızın çalışmalarından dolayı yönetimini ve başkanlarını ayrı ayrı özellikle kutlarım. Çünkü çok olağanüstü bir dönemde görev yaptık. Yani benim bildiğim ki ben 20 senedir üyeyim ama çok daha kıdemlerimiz var. Bu kadar zor bir dönemde görev alan bir yönetim hiç olmadı. Yani hem Nilüfer ilçesi için hem diğer ilçeler ve il başkanlığı için. Hem salgın dönemi yaşadık, hem yangın yaşadık, hem deprem yaşadık arkadaşlar ve aşağı yukarı 43. aydayız. Çok uzun bir süre bu yönetimlerde 43 ay görev yapmak bize nasip oldu diyelim. Elimizden geldiği kadar da tüm ilçelerle beraber yapmaya çalıştık. Ben şimdiye kadar görev almış tüm ilçe başkanlığımızı, yönetimini, kadın kolları, gençlik kollarını, bundan sonra görev olacak kadın ve gençlik kolları için de sizlerden birer alkış rica ediyorum. Ben de adaylara başarılar diliyorum. Hepimizin tanıdığı başkan ve yönetim kurulu üyeleri, her biri ayrı ayrı değerli insanlar. Her biriyle ayrı ayrı görev yaptım. Her biriyle ayrı ayrı seçimde bulundum. İnanın ben bile oy vermekte zorlanıyorum. Allah yardımcımız olsun. Ben hepsine başarılar diliyorum. Tekrar kongremizin Bursa'ya, Nilüfer'imize ve Türkiye'ye hayırlı olması diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Divan, değerli genel başkan yardımcı,
çok değerli milletvekillerim, çok değerli geçmiş dönem milletvekillerim, belediye başkanım, geçmiş dönem belediye başkanım, muhtarlarımızı görüyorum aramızda, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, kısaca Cumhuriyet Halk Partisi'ni oluşturan bütün hücrelerimiz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kuruluşundan bugüne CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı yönetimlerinde görev alan, kısaca en zor zamanlarda taşın altına eline sokmuş tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almış dostlarımız, hepinize selam olsun, selam olsun. Bugün 26 Ağustos, büyük taarruzun başladığı o gün. Bu başlangıç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Taarruzda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini veren Büyük Atatürk, Türk milletinin esir edilemez bir millet olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Bize bağımsız bir ülke bırakmak için ömrünü adayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk kahramanlarımızı saygı ve rahmetle alıyorum. Daima başka bir değişimin oluşmasına zemin oluşturur demiş Machiavelli. Biz arkadaşlarımızla birlikte örgütsel bir değişim başlatıyoruz. Sahada olan, insana dokunan, üyesine dokunan, üyesiyle selamlaşabilen, üyesine sarılan, üyesini tek tek isim isim tanıyan bir örgüt yapısını kuracağız, kuracağız, kuracağız. Yaşam tarzımıza, özgürlüğümüze, umutlarımıza pranga vurmaya çalışan bu iktidarı göndermek boynumuzun borcu. Ve bunu yapabilecek güç Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün hücrelerinde var. Ve yapmamız gereken bir tane şey var. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki potansiyeli harekete geçirip iktidara inanmış bir örgüt yapısını kurmak ve bunu başaracağız. Bunun için hep birlikte omuz omuza yorulsak bile dinlenmeden mücadele etmek zorundayız. Büyük taarruzda başkomutan nasıl ilk hedefimiz Akdeniz diyerek koca bir cumhuriyeti başardıysa, biz de diyoruz ki ilk hedefimiz iktidar, ilk hedefimiz iktidar, ilk hedefimiz iktidar. Şimdi bu seçimde şöyle bir şey oldu. Özgür Şahin birinin adamı olduğu konusunda vallahi süreç dedikodulardan geçilmediğine yazmam. Sanırım siyasette genç olunca illa birinin adamı olmanız gerekiyor. Hep böyle oldu. 30 yaşında ilçe başkanı oldum, adamı dediler. 45 yaşındayım, yine adamı diyorlar. Ben bu süreçte o kadar çok çalıştım ki. Ben 19 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Ben sandık görevlisi oldum. Ben tat sorumlusu oldum. Ben seçim komisyonu başkanı oldum. Bu partide yapılabilecek görevlerin büyük çoğunluğunu yaptım ve kendimi ispatladığımı düşünüyorum. Ben kimin adamıyım biliyor musunuz? Ben adamıyım birilerinin. Gerçekten adamıyım. Mesela Hayrettin abinin adamıyım.
Mesela Sayın abinin adamıyım. Emine ablanın adamıyım. Lütfü abimi görüyorum sayılarda, onun adamıyım. Ferhan'ı görüyorum, onun da adamıyım. Aziz abim görünüyor orada, Atilla abim görünüyor. Onun da adamıyım. Bakıyorum, muhtarım var, Dilek Nes. Onun da adamıyım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi olan herkesin, herkesin adamıyım. Ben 19 senedir Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim dedim. Gençlik kollarından başlayarak bugünlere geldim. İlçe başkanlığı yaptım. İl yöneticiliği yaptım. Nerede ihtiyaç olduysa orada çalıştım. Kendi şehrimde değil ha. İstanbul seçimlerinde dediler ki Sultanbeyli en zor bölge, orada çalışacağız dediler. Gittim müşahit olarak orada çalıştım. Kısaca görev al denildiyse aldım. İstifa et denildiyse ettim. Dur denildiyse durdum. Yürü denildiyse yürüdüm. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sizin bakanlarını kendisi belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri belirler. Şimdi diyorlar ki birileri, görüyoruz duyuyoruz, görevini yarıda bıraktı diyorlar. Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu benim onuruma dokunduğu için anlatmak istiyorum. Ben bu ilçede 2012 yılında seçilmiş ilçe başkanı oldum. Daha önce vekaleten götürdüm bu işi. Ve seçildikten sonra mevcut Fırat Başkan gibi bizim de kongrelerimiz ertelendi ve 3,5 yıl ilçe başkanlığını sürdürdük. Ve o süreçte hepiniz hatırlıyorsunuz. Sosyal medyada ben paylaşım da yapmıştım bununla ilgili. Hatırlayanlar vardır. O dönem ciddi şekilde görevden alınalım diye uğraşan bir kitle vardı. Evet evet, içimizden de o kitle. Ve bu baskı doruklara çıkmıştı o dönem. Ben de bir paylaşım yapmıştım. Eğer bizi görevden alırlarsa milletvekili adayı bir artar demiştim. Hatırlayanlar vardır sosyal medyada. Ve o süreçte ben 2 yıllık görev süremin üzerine 1,5 yıl görev yapıp milletvekili adayları için istifa ettim. Evet. İstifa edip bırakıp gitmedim ama. Ne yaptım biliyor musunuz orada ben? Yönetimi tamamen görevden almadım, önüne geçtim. İstifa ederek örgütümü rahatladım, örgütümü rahatlattım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam sahibi olmak değil, örgütte ne gerekiyorsa onu yapmak esastır. Biz parti terbiyesini böyle öğrendik. Biz Cumhuriyet Halk Partili olmayı böyle öğrendik. Bir de ilçe başkanlığı basamak olarak kullanma meselesi var. Onu da hemen söyleyeyim. Siyasette her kademe bir basamaktır. Önce üye olursunuz. Sonra mahallenizde delege seçilirsiniz. Yönetimlere girersiniz. Sonrasında il delegesi olursunuz. Yönetimlere girersiniz. Ve siyaset basamakları tırmanarak yapılan bir organizasyondur. Basamakları çalışarak tırmanırsınız. Biz bütün aldığımız görevleri dişle, tırnakla, mücadeleyle aldık. Bu basamakları çıkarken çok çalıştık. Gerekirse evimize gitmedik. Duruşumuzdan asla ve asla ödün vermedik. Bu basamakların hiçbirini kişisel zenginleşme alanı olarak kullanmadı. Değerli arkadaşlar, benim televizyonculuk deneyimim falan yok. Onu söyleyeyim. Fırat Başkan kadar belki süsleyemiyorum konuşmamı. Ancak bizde ne var biliyor musunuz? Örgütü hareketlendirecek, örgütü birleştirecek, derleyip toparlayacak, Nilüfer'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin karesi haline getirecek bilgi var, yetenek var, tecrübe var. Sahaya çıkacağız, birlikte başaracağız.
Değerli arkadaşlar, sevgili üyeler, beni tanıyor musunuz arkadaşlar? Ben sizi tanıyor muyum? İsim isim hepinize hitabet ediyor muyum selamlaşırken? Neden yapıyorum bunu? Nasıl yapıyorum sizce? Çünkü ben hepinizle birlikte onlarca, yüzlerce toplantı yaptım. Birlikte sandıkta durduk, birlikte okulda durduk, birlikte broşürle attık. Fikret abimi görüyorum, Esentepe'de çalıştık onunla. Koşturduk, buradan bakıyorum. O kadar çok arkadaşımızı, ismi Metin abim var orada. Cumhuriyet Mahalle Temsilciliği kurulurken biz onlarla beraber hareket ettik. Beraber çalıştık, beraber koşturduk. Ben üyesini tanımayan ilçe başkanı istemiyorum. Bir de arkadaşlar mahallelerde anlattım. Bizim iki kelimemiz var bu seçimde. Bir katılımcılık, iki birleştiricilik, birlik içinde, özgür biçimde dedik. Şimdi arkadaşlar, birleştiricilik noktasında bir teklifim var. Bütün delege arkadaşların desteğini istiyorum ama. Biz bu akşam bu salondan çıktığımızda başkan olarak bütün diğer listedeki dostlarımız hepimizle birlikte çalışacağız. Pazartesi günü gelin, size bütün görevler hazır, hep birlikte, birlik içinde Nilüfer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kuruyoruz, kuracağız, sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer'de asla adamcılık değil, birlik kazanacak. Birlik. Ve son olarak bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Bir kez daha altını çiziyorum. Çünkü bu önemli. Bizim yönetimi anlayışımızda başkan ve adamları yok. Bizim yönetim anlayışında örgüt, taban ve ilginin gücü var, gücü! Ne mutlu mücadele edenlere! Ne mutlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni diyenlere! Hepinizi çok seviyorum! Sağ olun, var olun! Yönetim kurulu arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum. Değerli örgütüm, büyük örgütümüz, hepinize merhaba. Tam 3 yıl 8 ay önce bu salonda, tam şurada sizlere hitap ettik. Örgütçülüğün ne demek olduğunu anlattık. Örgütlü mücadelenin ne demek olduğunu anlattık. Örgütlü mücadelenin yılmaz neferleri olduğumuzu anlattık. Ve 3 yıl 8 ay geçti. 3 yıl 8 ay boyunca başımızdan çok da iş geçti. Hepsini sizlere anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Ama bir televizyoncu olarak değil, bir siyasetçi olarak. Nilüfer örgütünün emrinde olan Fırat Yılmaz olarak anlatacağım size. Ocak 2020 tarihinde delegelerimizin takdiriyle göreve getirildik değerli arkadaşlar. Ve bu takdir sonucunda heyecanımız çok yüksek derecedeydi. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlar yaptık. Planlarımızı yaparken, yol haritalarımızı çizerken dünyanın karşı karşıya kaldığı korkunç bir faciayla, pandemiyle burun buruna kaldı. İnsanlar canlarıyla boğuşurken, insanlar evlerinde tıkılmış,
evlerinden burunlarını dışarı çıkartamazken biz gençlik kollarımızla beraber, ana kademeyle kadınlarımızla beraber bu kentin, bu Nilüfer'in sokaklarındaydık. Ne yapıyorduk biliyor musunuz? Ne yapıyorduk? İnsanlarla dayanışma içindeydik. İnsanlara nutuk atmıyorduk. Biz yoksulun yanındaydık. Dayanışma kampanyalarıyla Türkiye'ye örnek olmuş bir yönetim kuruluyoruz. Baktık fotoğraflara. Marketlerde bebek mamalarına kilit vurulmuştu. Bırakın siyaseti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini bırakın. Oyları bir tarafa bırakın. Eğer bir bebek mamasına kilit vuruluyorsa o ülkede bebek maması çalınıyordur değerli arkadaşlar. Eğer o ülkede bir bebek maması çalınıyorsa da o ülkenin hiçbir insanının gece yastığa başını koyma hakkı yoktur. Biz 4 haftalık bir farkındalık kampanyası için yola çıktık. Ailelere, ihtiyaç sahibi ailelere bebek maması, bebek bezi, bebek malzemeleriyle ilgili paketler hazırladı. Ha bu arada da öyle parayla pulla falan değil. Büyük örgütümüz sahip çıktı. Vatandaşlarımız sahip çıktı. Partili olmayanlar bile ilçe binamıza girdi. AKP'liler, MHP'liler geldi ilçe binasına ürün getirmek için gözyaşlarıyla. Ve biz o ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. 4 haftalık kampanya tam 1 sene sürdü değerli arkadaşlar. 1 yıl boyunca 250 ailenin ihtiyacını karşılayan, aynı yardımlarla bu ihtiyacı karşılayan bir yönetim kurulu var. Hepsinin emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Yine örgütten mahalle temsilcilerinden bahsediyor arkadaşlarımız. O mahalle temsilcileri, o örgütün mensupları ne yaptı biliyor musunuz? 64 mahalle temsilcisi Cumhurbaşkanlığı makamının dağıtamadığı maskeleri düzenli olarak Nilüfer'de dağıttılar. Nilüfer'de. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, toplumun hepsine dağıttılar. Bizim canımız ciğerimiz mahalle temsilcileri dağıttı. Ha piknik de yapmak lazım. Eğlenmek de lazım. Ben bunları inkar etmiyorum. Tabii ki bizim eksiğimiz olabilir. Eğlence, piknikler, yemekler bizim eksiğimiz olabilir. Biz çalışıyoruz kardeşim. Çalışıyoruz, emek üretiyoruz. O mahalle temsilcileriyle, o örgütle beraber biz çalışıp emek üretiyoruz. Fatura dayanışmaları yaptık. Aramızdaki birikimlerle, arkadaşlarımızla, örgütümüzle, hayırseverlerle oluşturduğumuz destek fonlarıyla işsizlere, pandeminin zorlu koşulları altında ezilen yurttaşlarımızla fatura dayanışmalarımız oldu. Ve AKP hükümeti online eğitime geçti. Yüz yüze eğitimi kaldırdı. Evet karar doğru, kaldırılması lazım. Herkes canıyla boğuşuyor. Ama şunu düşünmedi merkezi hükümet. Evlerde tablet var mı, telefon var mı, bilgisayar var mı? Evet Nilüfer'de var. Nilüfer'de var diye biliyoruz. Tam 400 adet Nilüferli öğrenciye destekte bulunduk arkadaşlar, destekte. Aynı yardım kampanyasıyla, aynı dayanışma kampanyasıyla 400 öğrencimizin geleceğine umut olmaya çalıştık o süreçte. Ve pandemide herkes evlerine çekilmişken, herkes evlerinde ölmemeyi beklerken, ölümü göze alıp yola çıkan, ölümü göze alıp çalışan bütün arkadaşlarımın, bütün örgütümün alnından öpüyorum ben. Değerli arkadaşlar, pandemi gibi çok sert bir durumla daha karşı karşıya kaldık. Evet, ülkemiz bir deprem bölgesi. Ülkenin her tarafı beşik gibi sallanıyor ve bizim yönetimimiz süresince de Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de en son 6 Şubat'ta büyük doğu depremiyle ülkemiz yıkıldı, kahroldu, perişan oldu. Ne yaptık? Durmadık. Deprem haberini alır almaz bütün ekiplerimiz ilçe binamızdaydı. Eski ilçe binamızda, yeni ilçe binamızda küçük bir AFAD merkezi oluşturduk. Küçük bir AFAD. Tırlarla, kamyonlarla bu malzemeleri deprem bölgelerinin yarasını sarmak üzere gönderdik. Ve ne yaptık biliyor musunuz? Gerçek AFAD bizim mallara el koymasın diye, bizim gönderdiğimiz yardım malzemelerine el koymasın diye örgütümüzün temsilcileriyle o tırları, kamyonları gönderdik. Devletten yardım malzemesini kaçırarak ihtiyaç sahiplerine birebir ulaştırdı benim arkadaşlarım. Benim örgütüm ulaştırdı bunu. Evet.
Mahalle temsilciler toplantısı güzel. Örgütle yapılan çalışmalar çok kıymetli, çok güzel. Bunlara hiçbir itirazımız yok. Ama bakın arkadaşlar, biz eğer Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorsak, iç çalışmalardan ziyade dış çalışmalara yönelmeliyiz. Dışa dönük siyaseti kurgulayıp büyütmeliyiz. Ne mutlu ki bu 3 yıl 8 ay boyunca dışa dönük siyasetin merkezi Nilüfer olmuştur Bursa'da. AKP'ye karşı en sert muhalefeti bizim yönetimimiz koymuştur. Tartışmasız, mütevazilik yapmayacağım. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Murat Taş en nefret ettiğin 3 siyasetçi say desem sana Bursa'da, birinci sırada Fırat Yılmaz var. Fırat Yılmaz! Senin kanalı trollerinin saldırılarına da sana da meydan okuyorum ben burada. Geleceğim o paralı trollere, geleceğim en sonunda. Kalbim acıyor, kalbim. Benim dün akşamdan beri kalbim acıyor. Partimiz içinden de teşne olanları biliyorum. Hangi ülkeden yapıldığını da biliyorum. Nedir sizin Fırat Yılmaz korkunuz arkadaşlar, nedir? Ben belediye başkanı adayı değilim. Ben milletvekili adayı değilim. Ben parti meclisine aday değilim. Ben örgütün insanıyım, örgütün, ben ilçe başkanı olmak üzere yola çıkmışım. Ben bir sonrakinde il başkan adayı olmak için yola çıkmışım. Ben bu örgütle yatıyorum, bu örgütle kalkıyorum. Nedir kardeşim sizin korkunuz? Bırakın AKP'liler korksun. Bırakın Ali Nur Attaş korksun. Şimdi yine pandemi dönemi. Hatırlayacaksınız, meslektaşlar bilir, TV8'de MasterChef isimli bir program var. Kanalda çalışan bir kardeşim faturayı bana gönderdi, 600 bin artı KDV. Bursa Büyükşehir Belediyesi 20 dakikalık program için ödemiş. Tabii pandemi, meslektaşlarım benim gerçekten işleriyle orada bir sınav verdiler, kurumlar kapandı, maaşlarını alamadılar. Sen madem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanısın kardeşim, 600 bin lirayı böl, Bursalı gazetecilere, Bursalı meslektaşlara destek anlamında bir kaynak yarat. Senin 20 dakikalık neydi belirsiz bir program için o dönem karısına 125 bin lira nafaka ödeyen Acun Ilıcalı'ya 600 bin lira artı KDV para ödeme gibi bir durumun mu var? Bursa'nın parasını bu şekilde sana peşkeş çek diye mi seni Bursalı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı? Biz buna hayır dedik. Büyükşehir Meclisi'nde arkadaşlarımız gündeme getirdi. Arkadan Ali Nur Bey çıktı. Yok biz İbrahim Burkay'la işte yarı yarı ödedik. Burkay çıktı. Biz böyle bir şey yapmadık. Resmen çuvalladılar. Halk TV, Tele 1, KRT, Sözcü, Cumhuriyet, sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye'nin gündemine getirdiler. Ondan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi bakalım o kanala para göndermiş, bir araştıralım bakalım. Ya da o kanal herhangi bir belediyeden herhangi bir sözleşme yapıp para almış mı, bir araştıralım bakalım. Kentimizin bir değerine sahip çıktık değil mi? Bakın, örgüt çalışmaları çok güzel, piknik yapılır. Hep beraber mahalle temsilciliklerinde otururuz. Çay, kahve, börek yaparız. Siyaset yapın kardeşim, siyaset. Muhalefet yapın. Karşımızda 20 yıllık bir AKP faşizmi var. Ne pastası, ne böreği, ne pikniğinden bahsediyorsunuz. Yaşam hakkımız kalmamış. İnsanlar inim inim giyiniyor. İşsizler, yoksullar. Çocuklarını okula gönderemiyorlar. Neyin pikniğinden bahsediyoruz, neyin mücadelesinden bahsediyoruz biz. Çıkın AKP'ye karşı sert 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 muhalefet yapın. Su zammı, ulaşım zammı, akaryakıt zammı, mutfaktaki yangın, aklınıza ne geliyorsa hepsiyle ilgili Nilüfer'in her köşesinde eylemsellik süreçlerimiz oldu. Örgütümüzle beraber yaptık, mahallelerimizle beraber yaptık, yönetim kadrolarımızla beraber yaptık. Yerel çevresel konularda Hasan Ağa'da, Kayapa'da, Akçalar'da, Gölyazı'da, Çalı'da, Misi'de, daha Yenice'de, bunlar başta olmak üzere çevresel etkili açıklamalar yaptık. Hepsi ulusal kanallarda, hepsi yerel kanallarda ses buldu, yankı buldu. Kamuoyu oluşturduk, gündem oluşturduk kardeşim. Ve biz görev süremiz boyunca emniyetten çıkamadık değerli arkadaşlar. Emniyet bizim ikinci meskenimiz gibiydi. Boğaziçi Üniversitesi eylemsellik sürecinde 17 genç arkadaşımız gözaltına alındı. Gözaltına alındıkları saatten itibaren gençlik kollarımızla birlikte
Gece saat 2.30'da hepsini evlerine teslim edene kadar onların yanındaydık. Kamuoyu oluşturduk, gündem oluşturduk. Ulusal kanalları atağa geçirdik, Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayınlarda bir baskı oluşturduk. O kardeşlerimizin hepsini emniyetten aldık, evlerine kadar teslim ettik. Seçim döneminde isimlerini hatırlayamayacağım. Bir yüzüm İdil vardı, avukat İdil vardı, Aytaçlar vardı. Bir sürü kardeşimi gittik aldık, emniyetten topladık hepsini. Bu faşizme karşı direnci sokakta da sahada da koyan bir yönetimiz biz. Ve bunların sonucu, dışa dönük siyasetin sonucu, en sevdiğim nokta, işte sonuca geldiğimiz yer. Ne oldu biliyor musunuz? Sizinle paylaşayım mı? Bizim karşımızda göreve geldiğimizde AKP ilçe başkanı Ufuk Aydı. Biraz zaman geçti, baktılar biz biraz gaza basıyoruz. Nilüfer gidiyor. Ufuk Ay'ı aldılar, Eşref Kurem'i getirdiler. Biz dosajı biraz daha arttırdık. Ufuk Ay gitti, şu anki Alpaslan, ismini bilmiyorum gerçekten, çok özür diliyorum kendisinden de. Alpaslan Soy isimli beyefendi şu anda AKP'nin ilçe başkanı. Kardeşim adamlar 3 tane ilçe başkanı değiştirmiş, sürekli bir oyuncu değiştiriyorlar. CHP'nin Nilüfer'in karşısında duramıyorlar, muhalefeti karşısında duramıyorlar. Bu bizim dışa dönük siyaset modelimizin gurur duyduğumuz bir unsurudur. Ve iç siyaset, görev süremizin çok büyük bir kısmı pandemiyle geçti. Hemen arkasından da seçim süreci başladı. Biz bu süreçte Özlem arkadaşım burada, Ali Ekber hocam burada, mahalle bazlı sandık eğitimlerimizi devam ettirdik. Öbek çalışmaları yapıldı, yani rutin çalışmalar yapıldı. Saha çalışmaları devam etti. Dün ben Özlem arkadaşımdan şey istedim, bizim Nilüfer'in bir raporlarını bana bir gönderir misin? Hani var ama şey yapmayayım, dışarıdayım, aramayayım dedim. Sağ olsun WhatsApp'tan attı. 17 ilçede birinci sırada bir Nilüfer. Seçime hazırlık anlamında ha. Öbek çalışmasında da, sandık güvenliği eğitiminde de birinci sırada bir Nilüfer. Evet, sonuçlar tatmin etmeyebilir. Ama kimse bize çalışmadı diyemez, kimse emeğe saygısızlık edemez. Emek en yüce değerse onun karşılığı verilmek zorunda. Türkiye'de esen rüzgar Bursa'da da esti, Nilüfer'de de esti. 2015'ten bahsediyorsak o rüzgar yine Bursa'da da esti, Nilüfer'de de esti. Biraz genel konjonktürde değerlendirmek lazım sonuç bazlı çalışmaları. Biz örgütümüzle beraber Milletin Sesi mitinglerinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydık. İstanbul'daydık, Balıkesir'deydik. Biz örgütle birlikte otobüs otobüs Saraçhane Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanındaydık. Ve şuraya da geleceğim, bu da çok önemli. Hani sürekli böyle ön seçim diyoruz, ön seçim diyoruz, ön seçim diyoruz. Evet, çok fiyakalı güzel laflar bunlar. Yani şu mikrofona çıktığımız zaman acayip alkış alan laflar. Çok güzel laflar. Geçtiğimiz yıl İl Divan Kurulu toplantısı yapılıyor. Canan Hanım burada. O dönemki örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı burada. Kürsüye çıkıp tam ön seçim isteyen tek ilçe başkanıyım. Kürsüye çıkıp kongreler zamanında yapılsın diyen tek ilçe başkanıyım. Biz bu partinin hiyerarşisini, kurallarını biliyoruz ve partiyi tüzük kuralları çerçevesinde yönetmek üzere an içmiş insanlarız. Ve çok uzatmayacağım, bir sürü çalışma var. Hepsi zaten hepinizin ellerinde mevcut. Şöyle bir çalışma yaptık biz. Bu da tarihinde ilktir değerli arkadaşlar. 152 sayfa. 3 yıl 8 aylık çalışmamızın karşılığı bu. Bu benim hayatımdaki en gurur duyduğum neşriyattır. Benim hayatım gazete koridorlarında, televizyonlarda geçti. Birçok makalem var, birçok arşiv özelliğine sahip materyalim var. Bu benim hayatımda kızlarıma bırakacağım en büyük onurdur. Örgütle beraber yaptık. Mahalle temsilcileriyle yaptık. Nilüfer'le beraber yaptık biz bu çalışmaları. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Hemen seçim süreciyle ilgili de notları aktarayım. Şimdi çok da boğmak istemiyorum. Değerli konuşmacılarımız rakamsal olarak verileri paylaştılar. Ben farklı verileri paylaşacağım. Biz teknolojiye ve bilime inanan bir yönetimiz. Bir veri tabanı oluşturduk. Nilüfer 2023 aplikasyonu üzerinden, sağ olsun Kayahan hocam da bahsetti, il başkanım da bahsetti. Bir veri tabanı oluşturduk. Hala da arşivdedir. Yani hepiniz girip bakabilirsiniz orada. Hani çalıştı çalışmadı sözel olarak bir anlam ifade etmiyor. Bir karşılığı yok. Çalıştı ya da çalışmadı demenin. Yaptığımız bütün çalışmalar gün gün, saat saat kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademeyle, milletvekili adaylarımızla, mahalle temsilcilerimizle o aplikasyonun içinde. 30 günlük bir çalışma sürecimiz vardı. 30 günlük çalışma sürecimizde günlük veri, çalışma verisi
7 çalışma alanı yaratmışız her gün. Toplam 210 çalışma yapılmış. Mahalle temsilcilerinin kendi içlerinde çadırlarda yaptığı çalışmalar hariç. Milletvekili adaylarımızla beraber yaptığımız çalışmalar bunlar. Seçim günü organizasyon kusursuzdu. Teşekkür ediyorum Atabaşkan'a, gençlik kollarına. Muhteşem bir çalışmaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp gecenin son saatlerine kadar yoğun bir emek sarf ettiniz. Mahalle temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1055 sandığın 1055'i de CHP Nilüfer seçim tarihinde ilk kez doluydu. Mahalle temsilcilerinden gönderilen asil ve yedek görevliler tarafından doldurulmuştu. Nilüfer bu seçime sahip çıktı. Evet, sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. O parametreleri farklı değerlendirmek lazım. Ben şuna üzülüyorum. Bugün çıkıp biz basın kuruluşlarında, açık alanlarda, topluma açık alanlarda Nilüfer gidiyor, Nilüfer'i kaybedebiliriz, Nilüfer'i işte şöyle olur, puanlar böyle, işte AKP ile MHP'nin oyunu toplayıp 39 buluyoruz, yani 27 ile 5'i toplayıp 39 buluyoruz, basına demeç veriyoruz. Arkadaşlar, Nilüfer'in bir yere gittiği yok. Bizler ölmediğimiz sürece Nilüfer hiç yere gitmeyecek. 99 yılından bu yana Bozbey'in katkıları, Turgay Erdem'in katkılarıyla yerel yönetim anlamında sosyal demokrasiyi nasıl anlattıysak, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de burada görevinin bilincinde, Nilüfer'de mücadelenin tam ortasındadır. Ve bu anlamda Nilüfer hiçbir yere gitmiyor. AKP'lilerin söylemediğini sizler söylemeyin. Sizler söylemeyin bakın. AKP'lilerin yapmadığını sizler yapmayın. Bizler buradayken Nilüfer bir yere gitmeyecek. Nilüfer'in yanına yenileri katılacak, artı katılacak. Mustafa Bozbey de 2024'te Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Ben çok açık bir şey söyleyeyim size. Yavaş yavaş ben de bitiriyorum. Çok fazla sıkmayayım. Dananın kuyruğu kopsun. Şimdi Özgür benim arkadaşım. Özgür 2005 yılında bu partinin gençlik kolları başkanı iken Nilüfer'de, ben de medyadan sorumlu il başkan yardımcısıydım. İkimizin de ilk gençlik yıllarında başlayan mücadele hala sürüyor. Biz Özgür'le düşman değiliz. Özgür'ün ekibindeki hiç kimseyle de düşman değiliz. Bu bir yarış. Sandık gelir, oylar atılır. Çıkan çıkar, çıkamayan çıkmaz. Ama ben kendi adıma bakın şu sözü veriyorum. Çok net veriyorum. Ben şayet bir sıkıntı olur da o sandıktan çıkamazsak eğer, pazartesi günü ilçe binasındayım. Bunun sözünü veriyorum. Şimdi Özgür arkadaşım da dedi ki konuşmasında, pazartesi günü beraberiz. Tamam, çok güzel, harika, ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama sen bir önceki kongrede kaybettikten sonra gelmedin mi arkadaş? 8,5 sene biz seni bekledik be Özgür. Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümsün, kardeşimsin, bu partinin öz evlatısın. Beni neden başkaları arıyor, Özgür'e görev verir misin diye. Büyükelçilik maslahat güzergahında mı oturuyoruz? Biz seninle biraderiz ya. Kaldır telefonu, geliyorum da ya. İlçe binası. Çok güzel bir bina yaptık. Bu örgütün emeğidir, hepimizin emeğidir. İşte Metin abi zamanında alındı, Zafer abi katkı koydu, Turgay başkan katkı koydu, Tansal başkan temelini attı, sen projesini çizdirdin, biz de duvarları ördürüp içini yaptırdık. Ya kardeşim, orası senin evin, Çalı'daki evin, neyse orası da senin evin. Geleceksin, sen de geleceksin, hepimiz geleceğiz. Sadece bir tane prototip davetiye yapıldı, Faik Öztrak'a götürdük. Faik Öztrak'ı davet etmek için götürdük. Onun dışında hepinize mesaj geldi. Ve o mesaj 4 parti şeklinde geldi. Özgür'e de gitti o mesajlar. Hiç kimse açıp da ben davet edilmedim diye yazmadı sosyal medyaya. Geleceksin, insan evine gelirken davet mi bekler be Özgür? Hep beraberiz. Ya, pazartesi günü sen de kazansan, ben de kazansam hep beraber olacağız. Hiç hayır deme. Raporlarına baktırdım. Deniz'e söyledim. Raporlardan çıkarttım. Hepsi de benim elimde mevcut. Yaman Kaya'ya da gönderdim onları. O da yayınladı zaten. Hepimize gitti. Hiç hayır falan yok. Sen bu örgütün insanısın. 1500 kişi o ilçe binasının açılışına nasıl geldiyse sen de gelecektin oraya. Olsun. Bundan sonra geleceksin. Pazartesi seni bekliyorum ben. Pazartesi seni bekliyorum. Alnından da öpüyorum. Beraber çalışacağız pazartesi. Bir de bir sözü çok sevmedim. Yani sen bence kürsünün heyecanıyla oldu. İstifa et dediler, ettim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Nilüfer ilçe başkanına istifa et diyecek hak kimsede yoktur. Özgür irademle istifa ettim de alnından öpeyim seni. Ama birileri çıkıp istifa et diyorsa da sen de istifa ediyorsan bu inanılmaz yanlıştır. Her kim olursa olsun. Ben şeye sıralamayacağım. Senin tercihindir kardeşim benim. Milletvekilliği için istifa etmiş olabilirsin. Birinci dönemde Haziran seçiminde 12. sıra, Kasım seçiminde listeden çekilmiş olabilirsin. İlçeye kongrelere çıkmış olabilirsin. Hüseyin Akkuş yönetimini düşürmeye çalışmış olabilirsin. Bir daha ilçeye geliyor olabilirsin. Bunlar senin ananın ak sütü gibi sana helal. Siyaset yapıyorsun. Siyaset yapıyorsun. Bunlar helal. Bu yanlış bir şey değil. Yok, sürede sorun yok İsmail abi. Biz konuştuk onu. Neyse, bir de Metin abiyle ilgili bir konuyu söyleyeceğim. Metin abi burada mı Metin abi? Metin Karageyik, Cumhuriyet Mahallesi. Şurayı bir açar mısın? Şurayı bir açalım. Görkem, bir aç Metin abiyi göreyim. Sevgili Metin abi, seni ellerinden öpüyorum. İsmet Paşa ile olan fotoğrafı getirdin ya ilçeye. Ellerinden öpüyorum. Ama bu örgüt, o mahalle delege seçiminde, lanet olası delege seçiminde senin kalbini kırılanlardan hesap sormazsa namert olsun. Sana hakaret edenlerden hesap sormazsa namert olsun. Senin gözünden akan tek bir damla yaş benim kalbimin yarası oldu. Yarası yarası. Yerin dibine batsın o delegelik seçimi. Yerin dibine Metin abi. Ellerinden öpüyorum. Sen bizim başımızın tacısın. Kim ki sana diyorsa bir kötü söz, ne gerekiyorsa sen onu söyle, biz senin arkandayız sonuna kadar. Otur, otur. Hatip'e müdahale etmeyin. Hey! Hatip'e müdahale etmeyin lütfen. Sen arkadaşlar. Lütfen. Hatip'e müdahale etmeyin. Her konuşmacı saygıyla dinlendi, Hatip'e müdahale etmeyin. Hatip devam edin. Hatip'e müdahale etmeyin. Konuşma içeriklerine hiç kimsenin müdahale etme hakkı ve şansı yoktur. Lütfen. Evet. İsmail abi germeden sakin gidelim. Sakin gidelim. Sakin, 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 sakin. Sakin, sakin, sakin. Bak burayı germe. Burası Nilüfer. Burada Nilüfer kendine yakışan Nilüfer. Germe. 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 Evet. Değerli arkadaşlar. Dediğim gibi hakikaten bu siyaset konuşmadır, kürsü konuşmasıdır. Bıraktık bir tarafa. Şimdi önemli bir konu var. Benim sizlere bir açıklama yapmam gerekiyor. Benim sizlere bir hesap vermem gerekiyor. İşte parti içerisinden ve parti dışarısından tabii ağırlıklı olarak AKP kanalıyla, AKP eliyle yapılan işler. Ama parti içinden de bunlara teşne olanlar var. Dün akşam Twitter'da, şimdi yeni adıyla X platformunda bir hesap açıldı. Patriotik adlı bir hesap. Bu patriotik hesabı akşam 8.30 sularında açılıyor. Takipçisi yok. Özür dilerim, 3 kişi var takipçi. 2 tanesini tanımıyorum, bir de bir sen yeter var takipçisi patriotik'in. Şimdi bu hesaptan akıl sır ermeyecek paylaşımlar yapılıyor. 5-6 tane arka arkaya. Yani bir şey söylüyorsanız temellendirmeniz lazım, delillendirmeniz lazım. Ve asıl işin ilginci, AKP'nin paçavralığını yapan bir gazete demeye dilim varmıyor, Müsvet'te. 20 dakika içinde hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği yeni kurulan bir sitenin paylaşımlarını alıp görselleriyle haber yapıp bizim parti kamuoyu içinde elden ele dolaştırıyor. Ne diyor orada? Balat'ta biri villa olmak üzere 2 adet konut, Kükürtlü'de bir tane dairem varmış benim. Valla benim böyle bir şeyim yok, menkulüm yok. Ha menkullerim var ama böyle bir menkulüm yok. Onu söyleyeyim. Sonra bir de bir şey kabulmüş, kabul edilmiş mason. Yani tam şeyini bilmiyorum. Masonla ilgili bir şey yazmışlar. Yani ben CHP Nilüfer ilçe başkanlığına adayım arkadaşlar. Ben Illuminati, Amerika, bu uluslararası ilişkiler falan değil. Bir kendinize gelin ya. Ben CHP Nilüfer ilçe başkanlığına adayım. Yani masonik bir faaliyet içerisinde ya da mason bilmem ne ile ilgili benim bir alakam yok. Varsa da söyleyin. Hani inşallah güzel bir şeydir yani içlerinde bulunmaktan onur duyarız, şeref duyarız. Ha bu hesabın Hollanda üzerinden IP'lerine baktırdık. Bu arada dava da açıldı ha, merak etmeyin. Ben görev süren bitene kadar kimseye dava açmayacağım diye söz verdim. Ben bu sabah dava açtım. Bundan sonra herkes kollasın kendini. Alçaklık yapan, hainlik yapan her kimse bu saatten sonra kollasın kendini. Hollanda üzerinden açılan bir hesap. Serverları alındı.
İşte arkadaşlar bakıyorlar. O paçavra ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağız pazartesi günü. Bu konuyla ilgili de zaten bugün avukat arkadaşlarımız gereğini yaptılar. Hukuk süreçleri başladı. Bir de bu sabah, hani dün akşam ben mason oldum. Bu sabah da FETÖ'cü oldum arkadaşlar. Ben bu sabah FETÖ'cü oldum. Yani hani şu salonun ağırlıklı kısmı beni 95 yılından beri tanıyor. Gazeteden tanıyor, televizyondan tanıyor, Halk TV'den tanıyor, partiden tanıyor. Ha ben FETÖ'cüyüm arkadaşlar, öyle bir iddia geldi ortaya. Son. Bakın, her şey bir yana. Herkesin bir şerefi var, herkesin bir onuru var. AKP'liler bunu yapacak, ben bunlara hazırlıklıyım. Görev süren boyunca çok yaptılar. Ama parti içinde bu işlere peşine olan arkadaşlara ben kırgınım. Yol arkadaşım dediğim insanların bu işlere teşne olmasından dolayı ben çok üzgünüm. Hesap soracağım. Benim iki tane evladım var. Benim bir eşim var, iki tane de evladım var. Ben siyasete girmeden önce yoksul bir insan değildim arkadaşlar. Ben televizyonlarda genel yayın yönetmenliği yaptım. Paranın para olduğu zaman, maaş ödediği zaman o patronlar. Ben genel yayın yönetmeniydim. Bak burada benim arkadaşlarım var. Bir genel yayın yönetmeninin ne kadar maaş aldığını bilir bu arkadaşlarımız. Ben şirket kurdum, ajansım vardı, 30 sayı Bursa Turizmi üzerine yayın çıkarttım, Kültür Bakanlığı ile ortak çalıştım. 8 senedir Bursa'nın en özel yerinde, Odunluk'ta bir mağazam var, eşim, çalışanlarımız oradalar. Herkes bir kendine gelsin ya. Hepimizin çoluğu çocuğu var, hepimiz bu parti için çalışıyoruz. Çalışmanın karşılığı bu mu olmalı? Bitireceğim. Şu FETÖ olayı benim çok canımı sıktı gerçekten. Geldi arkadaşlarım orada somurttun diyorlar, yüzün asık diyorlar, biraz gülsene falan. Ben gerçekten dün akşamdan beri gülemiyorum. Niye gülemiyorum biliyor musunuz? Bak benim kardeşim de burada şu anda. Eşim ve çocuklarım İzmir'deler. Hepinize selamlar var. Kardeşim burada. Benim babam Bursa Cumhuriyet Savcısı. 2005 yılında buradan tayini çıktı. Avukat arkadaşlar bilir yani sicil numarasına göre 23.138 eski bir sicil, yani eski bir savcı. Yani Bursa savcılığından sonra daha farklı birinci bölge içerisinde daha farklı noktalarda görev alması gerekir. Benim babamı buradan Sakarya'ya sürdüler. Adapazarı ilçesine sürdüler. Niye sürdüler biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Dönemin başsavcısı FETÖ'den tutuklandı. Babam ücretsiz dağıtılan Zaman gazetesini odasına sokmadığı için hakkında soruşturma başlatıp onuruyla, şerefiyle yaşayan bir insanı buradan sürdü. O üzüntüyle bir takım sağlık problemleri oldu. Oraları geçiyorum. Hani böyle bir ailenin mensubuna, ulan her şeydeyim ben. Aklınıza ne geliyorsa deyin. Ama o yakıştırma bu kumaşta tutmaz. Genel başkanımı bir gün Fox TV'de izledim. Sen mücadelemiz! Bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum.
önümüzdeki yerel seçimi ne yapıyoruz? Açık farkla alıyoruz. Açık farkla alıyoruz. Ve çağrımı tekrar ediyorum. Diğer listelerdeki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, hepinizi çok seviyorum ve hepinizle birlikte çalışacağız. Birlikte çalışacağız. Birleşeceğiz. Birleşeceğiz. Ne demişti? Ne demişti Bülent Ecevit? Bu düzen değişecek, değişecek. Bu düzeni değiştirmeye var mısınız? Var mısınız? Hepinize yürekten, candan teşekkür ediyorum. Ve bir uyarıda bulunuyorum arkadaşlar. Bir uyarıda bulunuyorum. Lütfen hiç kimse eğlencenin dozunu kaçırmasın. Diğer arkadaşlarımız da bizim yoldaşımız. Hepimiz yoldaşız. Onların da emeğine, eline sağlık. Çok uğraştılar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hepimiz biriz. Hepimiz bütünüz. Bütün kırgınlıkları, bütün dargınlıkları gidermek için geliyoruz. Sağ olun, var olun. Yürek dolusu sevgiler. Sağ olun.